Şimdi o zaman Amerikalı arkadaşlar. Amerika yılıyla devam ediyorum abi. Amerikalıyı seçtik oğlum. 4 videodan Amerikalıyı seçtik. 2 video daha var. Usta göt çekeyim. Adam abone oldu chat. Bir uyanalım, bir selam verelim adama ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba resmi. Gel gelin, dışarı bırakıyorum. Böyle böyle. Yok gel. Gel burada bırak. Gelin gelin gelin. Buyurun, hoş geldiniz. Kalsa bir şey olmaz herhalde. Yok, hiçbir şey olmaz. Buyurun. Onu da alalım içeri. Dışarıda bırakmayalım. Buyurun. Şimdi çekiyor ya. Anlaşmasın. Hoş geldiniz. Oğlum ne biçim kilo almış lan. Hoş geldiniz. Oğlum bu çocuk fitti lan. Tek yaşıyorum valla. Ben de onu soracağım. Vallahi. Ya evinde Recep Tayyip Erdoğan portresi çok sas bir şey bence arkadaşlar. Şimdi kendisiyle alakalı hiçbir yorumum yok ama konsept olarak sanki çok şüpheli birisi reisin portresini evine astırırmış gibi geliyor. Tek yaşıyorum kral. Hiç kimse yok yani evde. Valla tek yaşıyorum. Sen de maşallah ama. Sen gerçekten ne kadar uzunsun, ben de baksana ne kadar kısayım. Nasıl öyleyiz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Açarsın bakarsın diyor. Tamam, açayım bakayım yani şimdi. Ben abi 10 numara ev. Bu şeye benziyor. Çok iyi paket bir ev. Yok sıkıntı yok. Bu şeye benziyor. Satarım. Ya buyurun oturuz. Ne ayakta kalıyorsunuz? Ben bir elim yüzümü kasalım. Tabii. Hemen sol taraf. Usta testoda yalnız altındaki şey testonun götünü çok güzel ortaya çıkartmış. Yanlış anlaşılma olmasın. Gözlemlerimi burada anlatıyorum. Yani bu şey sahneler. Yağ kaybı için. Yayın gay değildir abi. Evet benim bayağı faydalı. Bir var. Sol dışarıdan şey, dışarıdan sağdan hemen açılıyor şey. Düşük. Sen çık. Ne oluyor lan? Ya. Abi kapıda çekim. Oh, pardon. Valla güzel stilosu. Güzeldi ya, kısa sürdü Osman Gazi. Ben nasılım gerçekten? Biraz boyu kısa değil mi? Yo, tam beklediğim gibisin. Valla çok kilo almış mıyım? Sen evet onu soracağım. Balkta mısın yoksa kilo mu aldın? Ya ne balkı baba, oturalım konuşalım ya. Ne balkı baba, keşke balk olsa. Maşallah. Abi one more ki Recep Tayyip Erdoğan portresi. Hani neyse. Ferah mı? Ferah mı? Vallahi ben tek ferah yaşıyorum. Vallahi ben tek yaşıyorum. Böyle. Neden ben yaşıyorsun? Ailem benim şeyde yaşıyor, Marmaris'te. Oo. Tabii Marmaris'te yaşıyorlar. Onlar İstanbul'da yaşıyorlardı. Ondan sonra. Onlar taşındı. Feng Shui'den bahsediyorum abi. Feng derken Feng Shui olandan. Abim var. Amerika'da yaşıyor. Harbi mi? 10 yıldır. 10 yıldır Amerika'da yaşıyor. Orada evlendi. Ailenin durumu iyi. Hamdolsun çok şükür. Babam. Abisi Amerika'da 10 yıldır. Onlar Marmaris'te yaşıyorlar. Biz burada, bizimkiler tekstil iş yapıyorlardı. Şu son ekonomik şeylerden sonra ülkedeki şey yaptılar, kapattılar. Ben böyle sosyalendim ya. Kendim yayıncılık yapıyorum. Evet. Kendi evim. He, yayın yapıyorsun. Tabii ben kendim aktif olarak yayın yapıyorum. Nerede, Twitch'te mi? Yok. Söyleyeyim adını. Süperler'den yayın yapıyorum. Ne? Süperler mi? Süperler diye bir uygulamada. Evet, onu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ben de. Evet. Yani Süper Live'a. Super Live. Evde yani çok dikkat dağıtıcı öğe var. İnanılmaz. Şu yangın tüpleri gerçek mi? Gerçek. Onlar gerçek. Ha. Onları ben sıkıyorum evde. Aktif olarak sıkıyorum. Haftada bir kere sıkıyorum. Benim yayın yaptığım platformda. Neden? Sıkma amacın yani şov gibi. Şov mu? Yok. Cezalı PK'da. Ceza olarak yangın tüpü sıkıyorum. Salonda sıkıyorum. Cezalı PK. Kendi odam. Çok normal, casual. Da sıkıyorum. Banyoda sıkıyorum genelde. İşte en son onunla alakalı bir akciğerlere çok zarar verdi. Şov işte, aynen amına koyayım. Abi o normal bir şeydi, kimyasal. O normal, evet kimyasal. Ondan sonra 8 tane sıktım, 2 tane şey yaptı.
Binadakiler parasını istedi de daha bunları koymadım benim. Bunları görseler böyle boş parasını isteyecekti. Bunlar koymadım. Boş mu? Boş bunlar. Evet. Set binadan aldım. Binadan, tabii binadan alıyorum. Her kattan bir tane. İkinci kat. Bunlar bile pahalı. Abi adam yangın tüplerini çalıyor ya. Ucuz bir şey değil. Ya sıkıntı yok baba. Şey adım parasından yana sıkıntı yok da. Bir şey içer misiniz bu arada? Bir şey içer misiniz? Su varsa yeter bize. Oğlum çok... Vücudu çok tuhaf şişmanlamış ya. Ya size dur bir saniye su vereyim. Evde kimse yok. Hizmet edecek kimse yok. O yüzden ben hizmet ediyorum. Kusura bakmayın. Su içerseniz istiyorsanız şekersiz kahve, şekersiz Red Bull. Kahve içtim vallahi ya. Şekersiz şey. Şeker. Evde bir tek içecek var amına koyayım ha. Yemek sıfır. Şekersiz Amerikano. Bence bundan iç. Bunda iç su ve içecek var buzdolabında abi sadece. Adamın hayatını FBI gibi inceliyorum çocuklar. İçtim içmeyeyim sağ ol. Bu adam fedoncu mu? Fedon dinlemeyi çok seven bir insan mı değil mi anlayacağız yakında. Tamam su vereyim o zaman. Soğuk su vereyim size. Evde ev sizin değil mi? Bizim. Kaç metrekare? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Vardır bir 100 metre, 120 metrekare vardır. Tamam. Evi gezdireceğim size daha bir saniye. Ben yapmaya çalışıyorum. Evi gezdireceğim. Büyük ya 100 metre. 100 metrekareden büyük bence. Teşekkür ederim. Bir şey Bir şey. Şey. Abi tamam ya 3 Allah'ın hakkı 3'tür. Bu adam Fedon dinleyicisi. Çok şüpheli acı. Bu kadar fazlası çok şüpheli yani. Yok ben burada doğdum büyüdüm. Ondan sonra 15-16 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra Sancaktepe'de yaşadık biz. Sancaktepe'den sonra şeye geçtik. Kartal'a geçtik. Sonra ailem şehir dışına taşındı. Abim zaten benim avukattı. Arkada da AK Parti var. Daha da sas. Bak sadece Recep Tayyip Erdoğan belki kurtarırsın bazı şeyleri. Ama AK Parti de varsa tamamdır abi. 2016 yılında şeye gittim. Amerika'ya gitti. Dil eğitimi almaya. Oh. 2016 mı? Ondan sonra gelmedi. Bir daha da şey yapmadı ya. Ya bir daha da gelmedi mi? Gelmedi derken milletin şey diyecek FETÖ'cü mü acaba gelmedi. FETÖ'cü mü acaba? Hi? Self report. Geldi. Geldi elini gidiyor ama artık Amerika'da yaşıyor. Saat 5 dedim mi bu binada biz 3 kişiyiz. Hiç kimse yok. Ben burada bir şöyle, ben burada kafama sıkayım. Beni 2 gün sonra bulurlar. Geliler. Oğlum örnek niye bu kadar ekstrem? Evet. Evet. Benim için hassas olan nokta bu. Biz de rezidansta kalmıştık bir dönem. Çok nezih insanlar oturmuyor. Şimdi burada da vardır. Ne içiyor lan sarı? Escort çığlıkları falan filan. Burada mı? Tabii var. Olmaz mı? Yalıtımı nasıl? Yalıtımı çok kötü. Bak göstereyim sana yalıtımını. Yalıtımı çok kötü. Mesela şöyle. Bak şimdi. Bu arada bu şu izler var ya bu şeyden. Kırbaç vuruyorum duvara. Kırbaçtan oluyor. Bak. Burası iyi, özür dilerim. Duvara kırbaç mı vuruyorsun? Burası iyi, pardon. Burası iyi. Burası dolu ya. Bak şu an yan komşu mesela duyuyor. Bekir abi var sağda bizim. Şeyci, emlakçı. O da illegal bir şeyler yapıyor gibi geliyor ama yapmıyor da bilmiyorum. Yani günah alındı. Çok nezih insanlar oturmaz rezidansta. Ben rezidans dedim, burası lüks değil. Şimdi millet bizi yanlışa. Burası lüks bir rezidans değil. Benim kiram 15 bin lira. Aydat'ın 3.890 lira. Ne yaptı? 18.890. Şu an kira vermiyorsun ama. Yok. Otursa bak. İlçeyi biliyor muyuz? Oturduğu ilçeyi biliyor muyuz? İstanbul'da rezidans 15K 120 metrekareli usta. Bence bir ev sahibi sikiş durumu var acı. 15 bin. Yok ben kirada oturuyorum. Benim mi sandın ev? Benim dedin ya. Kiralıcı benim alıyor baba. Kiralıcı. Benim değil ev. Yok canım daha neler. Yok. Benim demek ne demek biliyor musun? Evin sahibiyim. Hı. Orada bir yanlış anlaşılma. Malın mülkün sahibi. Ne? Bir dakika. Ne? Daha neler. Yok. Benim demek ne demek biliyor musun? Evin sahibiyim. Hı. Orada bir yanlış anlaşılma. Malın mülkün sahibi Allah. Rabbim biz kiracıyız baba. Biz gelip malın mülkün sahibi Allah ha. Geçeceğiz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Genelde sokak jargonu da hani benim deyince öyle anlaşılır. Ha yo yo benim değil ya. Ben alsam buradan ev almam. Sporu mu bıraktın yoksa başka bir şeyler mi oldu? Chat bir yandan tırnağımı neden keseceğim. Sporu komple bıraktım. Dikkat dinliyorum. Sporu komple. Sebebi var mı yani? Depresyon. Soğudum spordan soğudum. Bir anda spor. Damacana pompa pol. Soğudum inanır mısın? Spordan soğudum.
Sıfırdan komple sinema. Bağımlısıydım. Geçmediğin günde beslenme, evde saatler için yemek hazırla, yemeğini yap, öğünlerine, uykuna dikkat et, ondan sonra sporuna git, yani sabah kardiyonu yap, çık, C vitaminini al, tüketimini, su tüketimini iyi kullan, ondan sonra bir aradan böyle profesyonel yapayım dedim, kafalara girdim, ondan sonra böyle sosyal medyaya girdim, komple, deli oldun amına koyayım. Komple saldıktan sonra sosyal medyaya yöneldim, daha doğrusu önceliklerim değişti. Ya şimdi bana insanlar diyor obez oldun, sizin yok öyle olsun. Ya oğlum. Bu ya ne lan? Şey. Ayakkabılar aynı. Benim bugün diyete girsem. Zaten kas almışsın. Kolon pol. Bugün diyete girsem. 3 ay daha kendime geleceğim. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir şey var. Her nedir istersen yapar. Ben sosyal medyaya da ne çıkıyorum? Ben sosyal medyada benim reklam aldığım para kazanma uğruna yaptığım kimse şaşırmaz. Ben dedim bugün istiyorsam yaparım. Yarın istemiyorsam. Öyle bir yerden çekiliyor ki duymuyoruz ki amına koyayım. Ne? Ya kardeşim ben para kazanmak için yapıyorum. Ben paramı başka yerden kazanıyorum. Allah çok şan olsun. Yani şu an hayatın yayıncılıkla mıydı? Yayıncılık yapıyoruz. Bir de farklı birkaç tane daha iş yapıyoruz. Yayıncılık yapıyoruz. Sözünü kesebilir miyim? Tabii ki. Estağfurullah. Az önce laf arasında başka işler de var dedin. Söylemek istemediğin bir şey mi var? Ne gibi abi? Yoksa? Yok ya şey adı nedir? Anlatsam uzun anlatabiliyor muyum? Hani böyle ticaret gibi, sosyal medyasal gibi uzaktan yaptığımız, benim çok bağlantım olmadığı işler tarzından, ortaklıkla yürütülen işler. Onun dışında kendim sosyal medyadan ben şüpheli. Şey yani sosyal medyada hani nedir? Sosyal medyadan para kazanan insan sosyal medyayı bırakamaz. Sosyal medyadan devam eder. Olsa hani devam ederdin. Peki bu ilk pandemi zamanı popüler olmuştun galiba. Evet. 2020 falan. 2020'nin 2 Şubat'ında. Bu çocuk Amerika'da olsaydı beğenirdiniz değil mi? O zamanki amacın neydi tam olarak? Oğlum nereden nereye be abi? Amerika'da olsaydı beğenirdiniz. Değil mi? O zamanki amacın neydi tam olarak hani? Çünkü ben söyleyeyim sana ne için olduğunu. Nasıl bir dakika bilmeyen varmış chatte ya. Evet o çocuk bu işte. Beni ailem abimin yanına gönderecekti. Amerika'ya. Dediler ki oğlum sen de abinin yanına git. Amerika'ya bastıran. Orada git. Hani Türkiye'nin ne olacağı bugün, yarın, öbür gün belli değil. Git hayatını kur. Öyle spor yapıyorum ona. Bir dakika lan 2016'da Türkiye'nin yarını o kadar belli değil durumunda değildik lan sanki. Şu anki yani durumu göz önüne alınca. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum yani tamam iyi değildik belki ama böyle şu anki gibi de günden güne gidiyoruz gibi değildi amık ya. Spor yapıyorum. Vücudun orada çok iyi. Tabii vücudum çok iyi. Aktif olarak spor yapıyorum. Hiçbir hormon kullanmıyorum ama beslenme yani kuşkonmaz mıydı adam? Evet. Kuşkonmazı bile artık hani şeyle yapıyorum anlatabiliyor muyum? Yani kafayı bozmuşum. Sporla kafayı bozmuşum. Video çektim spora gittim geldim. Oturmuşum bilgisayarda oyun oynuyorum. Bu müzik ne hacı? Arkadan tak 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 mesaj geliyor. Daha fenomen falan değilim ha. Hikayelerimi 100-200 kişi falan izliyor. Ben bir tanımam bilmem etmem. Lan bir şey yaptım sen söyle liseden edebiyat hocam dedim. Demiş ki bu ne? O bu şu falan derken sabah uyandım. 55 bin hikaye başlamış. Sabahleyin de şey randevum var. 55 bin ha? Epilasyon. Kızlar için epilasyon. O derece takıntılısın. Tabii. Vücudum. Epilasyon randevum var. Lan epilasyona bir gittik. Epilasyon çalışanları beni kapıda karşıladı. Oo hoş geldiniz falan. Bu zamana kadar beni hiç yüzüme bakmayan. Pardon. Altap tayfa senin ben yolunu, soyunu. Pardon üzgünüm. Kadınlar o hoş geldiniz falan işte falan. Onu o günden sonra bir evrilme, bir doğrulma, doğrulduktan sonra bir düşüş, yükseliş tarzında. Kulak arkası mesela bir sistem yani bu sosyal medya biliyorsun. Sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Evet, bana hakaretler edebilirler, bana küfürler edebilirler. Ama çünkü sosyal medyadaki insanlar ne biliyor musun? Adam karısıyla kavga ediyor. Sosyal medyaya giriyor. Sosyal medyada bana küfür ediyor. Ya da kumar oynuyor. Kumarda para batırıyor. Sinirli. Ya da yaşadığı hayattan memnun. Gelip bana küfür ediyor. Benim videodaki yaptığım ironiyi de geçmiyor. İroni de değil aslında. İroni yani ironi evet espriler, kinayeler, betimlemeler var videoda. Lakin evet. Bir dakika ironi hani aslında ekstrem Tayyipçi insanların taklidini mi yapıyor bu adam? Yoksa bu yolda ekstrem Tayyipçi'ye mi dönüştü yanlışlıkla? Yani ne demek istiyor? Yani videodaki o şey amacı anlayamıyor. Şey yapıyor. Sen söyle adı nedir? Yok işte bu ne amına koyayım.
kulak arkası kemperin. Küfür ediyorum burada. Bir küfür edebiliyor muyuz? Evet abi. Ha bu ne amına koyayım? Yok orospunun çocuğu. Yok amına kodumun çocuğu. Yok senin sen işte şunu kullanıyorsun, bunu kullanıyorsun falan filan. Sen bir kalıp oluşturdun. Bunu onlarca videoda devam ettirdin. Tabii ki canım. Ben şu an devam ettireyim. Ben açık konuşuyorum. Ben şu an devam ettireyim. Ki ettireceğim de. Çünkü ben bunu gerçekten kalpten istediğim dönemler oluyor. Gerçekten kalpten. Böyle Ruhan ben bu arada dün akşam nezaretteydim ha. Ben dün akşam nezaretteydim. Neden? Niye amına? Ya trafikte arabayla gidiyorum. Çevirmeye girdim. Polisedeki aranmam var. Allah Allah. Cumhurbaşkanına hakaretten. Ulan Cumhurbaşkanı da benim hakaretle ne alakası? Benim videolarımda böyle. Nasıl lan? Cumhurbaşkanına hakaret yemişim. Lan ne? Dönmüş dolaşmış. Baba girmiş yine götüne be ya. Nasıl bir sistem var? Lan ben bir şey söyleyeyim mi? Benim bin tane... bin tane ben videolarımda hep böyle şey yapmışımdır. Övgüler, paylaşımlar... Cumhurbaşkanına hakaret eden yani... Ha dün akşam ben nezaretteydim bu arada ha. Dün akşam nezaretteydim. Yok şöyle bir bardaktan içer mi bilmiyorum. Ya işte bunlar... Ay pardon hocam anlaşalım. Yok, bunlar böyle. Bunlar... Bunu yapan kim biliyor musun bunları yapan? Bunları yapan Cimer'den... Cimer'den benim videolarımı alıyorlar, şikayet ediyorlar. Bir de şeyi soracağım. Küfür ediyorlar dedim ya. Evet. Sana edilen küfürler. Senin... Bana değil. Bana küfür edilen küfürler benim umurumda değil. Benim anneme, benim aileme edilen tamam. Küfürleri ben açıyorum. Bak açık konuşayım. Ben Türkiye'de benim kadar küfür yemiş insan yoktur. Ama ben salak, mal, gerizekalı, aptal, işte... Hoşuna gitmiyor senin. Bunlara ben hiçbir şey demiyorum. Evet. Bunlara ben hiçbir şey demiyorum. Aile edilmesin. O çocuğu, o evladı, senin babanın amına koyayım, yok senin... Ne? Dedenin amına koyayım falan filan dediklerinde yani sen tamam bana küfür hakaret edebilirsin ya edemezsin ama ben ona hiç... Oğlum bu ne Jimpov mu abi bu? Açmıyorum nedir ama aileye girme. Telefon var şu telefon herkesin elinde bir telefon var. Yalıyor senin ananı avradınız iki. Orospunun çocuğu derim ben de demiyorum ama hani oğlum, derim. Oğlum ne oluyor ya? Derim demiyorum ben ne yapıyorum ben şikayetçi oluyorum. Benim annemin suçu ne kardeşim? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kimsin? Sana ne kardeşim? Ben böyle mutluysam böyle mutluyum. Sen kimsin oğlum? Sen neyin neyi ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Açık konuşuyorum. Sen bugün vücudun gitti. Sen vücudun gitti derken sen kilo aldın. Sana ne? Sana ne? Bana ne? Benim hayatım mı? Ben mi yaşıyorum? Tabii usta. Sen kimsin? İnsanlar internet artık bir sataşma aracı olarak kullanıyor. Ya sataşma aracını geçtim baba sana bir şey söyleyeyim mi? Stresini atıyor ya. Spor salonuna gidemiyor. Spor salonuna gitmiyor. Stresini atmıyor. Nedir? Dışarıda dolaşmıyor. Stresini atmıyor. Böyle ha. Aa, anlatıyorum bak. Bak anlatıyorum. İşten geliyor ya. Ha bak. Okuldan geliyor. İşten geliyor. Bak şimdi bak. Oh. Yukarı kaydırıyor ha. Seni kaydırıyor. Beni kaydırıyor. Yukarı kaydırıyor. Öyle mi yapıyorsunuz lan? Bak. Bak açıyorum şimdi. Açıyorum. Bak. Reyes'i açıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Açtım. Bak. Bak, böyle kaydırıyor. Bak, bak böyle kaydırıyor ya. Hepsine bir şey yazıyor. Lan sen kimsin? Kimsin ne yazıyorsun? Sen kimsin? Yani o da bizim ülkemizin vatandaşı sonuçta. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Ben ona bir şey demem ama ben kırılıyorum. Yani kırılıyorum derken şuna kırılıyorum. Az önce orospu çocuğu. Abi, arkadaşlar bakın. Yani Taylan Bey, bir şey söyleyeceğim. Ben rica ediyorum abi. Gelişelim istiyorum. Ben bizim ülkemiz ne olsun istiyorum biliyor musun? Böyle şahlanalım ya. Yani insanlar sen Türkiye'de meşhursun. Wow, Türkiye falan olsun istiyorum. Hani Türkiye'de yaşamak özel bir kavram olsun istiyorum. Ha, belki bunu başarırız. Belki biz bunu görürüz. Görmeyiz. Yaşımız genç. 60-70 yaşları görürüz. Belki göremeyiz. Belki göreceğiz. Belki görmeyeceğiz. Bilmiyorum. Ama inşallah görürüz. Ben isterim. İnşallah. Ben de çok isterim ama gerçekçi bulmuyorum tabii. Ya neyi gerçekçi bulmuyorsun? Yaşamayı mı abi? Gerçekçi bulma. Sen... Oğlum biz video çok mu istik? Videolarında Recep Tayyip Erdoğan hakkında videolarım var AK Parti. Evet. Bu bir troll mü yoksa gerçekten desteklediğim bir siyasi? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben sana çok güzel bir soru... Merak ettiğim bir soru. Tabii çok güzel bir yere değdin. Evet. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Yani şimdi burada da siyaset yapmayalım ama sen benim şeyim siyaset olduğu için... yani merak ettim. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Sevsen de sevmesen de saygı duyacaksın. Siz de görün. Benim tabii ki videolarımda kinaye var. Eleştiri var. Evet ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bir insanım. Evet ama ben şu an nedir? Evet doğruları var, yanlışları var. İyiye giden şeyler var. İyi yönetilen şeyler var. Siz de görün canlar. Benim çektiğim dönem 2021. Şu an 2024 yılındayız. Aradan ne oldu? 3 Hours. 3 Hours. diyorum. 3 yıl geçti.
oldu? 3 yıl geçti. Her şey daha da çok değişti. Saygımız sonsuz. Sonuna kadar arkasındayız. Ama... Fikirlerin değişti yani. Fikirlerin değişti demeyelim şimdi. Fikirlerin değişti demeyelim. Öyle demeyelim. Daha dün akşam nezaretteydim. Fikirlerim tabii ki değişmedi ama inşallah daha iyi olsun istiyorum. Ben bunu sorarken benim politikayla hiçbir alakam yok. Benim de yok. Yani benim de yok derken benim sosyal medyayla alakalı var. Yoksa ben politikayı seven, politika yapalım. Mesela benim bir sürü dostum var, kardeşim var. Nedir? Farklı görüşlerinizdir. Ama umurumda olmaz. Bana ne? Sen benim dostum musun? Sen her şey kolpalık kokuyor ya. İnsan mısın? Sen Kürt müsün? Sen Alevi misin? Sen Sünni misin? Testo yağ sabır çekiyor bence şu an. Bana ne? Öyle bir hava verdi Testo'nun bakışları bana. Terörist olmasın yeterli. Heh, terörist olmasın. Vatan bayrağı ihanet etmesin. Onun için umurumda değil. Evi PlayStation falan oynar mısın? Yok. PlayStation yok evde, evet. PlayStation eve... çok... Ne bu? Taşşak Pol. Yakışır. Televizyon ev çok büyük, televizyon eve küçük. Öyle naçizane bir eleştiri yapayım. Naçizane bir eleştiri dedin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde evde televizyon kullanmıyorum. Karınca pava mı? Evet. Siz şimdi evde televizyon yok demeyin diye bugün ben televizyon getirttim hemen. Ciddi misin? Allah çarpsın. Bu yeni mi? Bu yeni. Bugün geldi. Baba daha fişi mişi baksana, fişine bak Allah aşkına. Siz evde televizyon yok demeyin diye bakar mısın şu fişe? La bu nereye yetişecek? Şuna bir bak. Bak sallanıyor baba. Evde televizyon bugün taktık daha. Şuna bugün taktık daha. Biz ne yapıyor oğlum bu adam? Yo insanlar şimdi demesin senin evinde televizyon falan filan. Da ben bir şey söyleyeyim. Ama ben... zaten şey duruyor. Ha. Sırıtıyor yani. Ya sırıtıyor. Ha bunlar yeni geldi bugün. Bunlar yeni geldi. Bunlar bugün yeni geldi. Bak sallanıyor zaten. Bak, sallanıyor bir adam düşecek sizi gelecek bak diye diyecekler aşağı. Ben 3 ay önce televizyon aldım. Yıllardır televizyonsuz yaşıyorum. En iyisini yap. Ben olsam ben satarım. PlayStation oynamak için aldım ama. Ha, PlayStation. Ben nedir? Bilgisayar var. Bilgisayardan şey. Gaming PC. Yapıyorum. Her türlü her şey bilgisayarda yani. Söyledim. Sağ olsun. Nereden aldın? Ya getirdiler ya. Bizim dedim arkadaşlar getirin dedim. Video çekeceğiz dedim. Videodan sonra dedim çıkacak. Burayı gezelim amına koyayım. Burası çok şey var. Burayı koyarım. Bunlar... Oo, camı yeni görüyorum. Reis'in fotosunu mu inceliyorlar abi? Bir şey fırlattım ya. Fırlattım ya. Şuradan şey fırlattım. Sen söyle. Burada. Ana camı kırıklı adamın. Böyle bardak fırlattım. Bunlar çok zor kırılıyor. Adamın vücudu ördek proporsiyonunda mı? Şöyle söyleyeyim. Şu an 45 bin lira para istiyorlar benden. Zaten vinç'e istiyorlar o parayı. Vinç 15 bin lira. 30 bin lira cam. Ya bu normalde şöyle 30 bin lira cam mı? Şuradan şöyle. 15 bin vinç, 30 bin lira cam. 45K bir cam. Bak kırılmıyor, arkası kırılmıyor ama çift cam. Görmediniz çünkü. Salon şöyle geniş salonlara bayılıyor. Ya o geniş salon ve yüksek tavan. Bak görüyor musun? Evet. Bak yüksek tavan. Üç şöyle bak saçta. Açayım bak. Bak görüyor musun? Bak ışıklandırma görüyor musun? Işıklandırma lazım. Işıklandırma geniş çok... tavan lüks ya. Ve oradan şey. Lüks mü? Yani... Ya şimdi lüks deme, lüks falan değil lüks ya. Ya. Türkiye'de hangi evde bu kadar geniş tavan? Şurası da şey oldu. Sen söyle. Manyak mı lan bu? Hasta mısın dayı sen? Burası yatak oda. Gelebilir miyiz? Tabii buyurun. Burada bir şey var. Sadece düşünün bu eve atılan bir kızsınız ya da erkek artık ne tercih ediyorsa. Yatağa girdiğinizde reis karşılıyor sizi abi. İki de AK Parti ampul logosu. Yürüyüş bandı. Hani bak partnerinizi taraftar çarşaflı bir futbol takımı taraftar çarşaflı. Yatağa atmaktan daha kötü bir tek bu var herhalde ya. Anladınız orayı da... Tabii buyurun. Burada bir şey var. Yürüyüş bandı. Aha, yürüyüş bandı var. Kullanıyor musun? Tabii. Aha. Şunu takıyorsun baba. Şunu takıyorsun. Lan devam. Bas. Sandalette çok koşamam da. Yok hızlandırmıyorum. Şey iyi ama ya. Yani bakar mısın? Zeminim üzerine şuradan da artık. Testo'nun da böyle her konuğu, her gittiği yerde o insanı eğleyişi var ya böyle bir. Ya iyi ya, bunu da şöyle yapmışsın ya, bu da iyi ama ya falan hani böyle. Nasıl? Dandik bir şey ya. Yani biraz stabilizasyon sorunu var ama stabilizasyon sorunu var. Abi Testo ayak. Değil mi? Aniden dolayı. Ben beğendim. Yani 2000-3000 lira eder bu satsam.
2003 bin lira satı bununla acaba Bonanza'dan bir sipir alsak kaç para verir? Kumar. Bonanza mı? Yok işim olmaz ya. Bu espri, sosyal medyanın esprisi bu. Bizim işimiz olmaz ya. Kumar çok boş. Aynen kanka. Ya buradan kumar oynayanları da... Bak kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kazanır. Kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kumar oynayan adam, tamam mı? Şu dışarı çekebilir misin bir rica etsem? Ne duvarı çet ya? Bak dışarı sokak. Sokakta it gibi sürmeye mahkumdur. Anladın mı? Böyle it, böyle it gibi sürünürsün. Kusura bakma da. Genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben çok üzülüyorum. Ya bir de kumar... Üçlü ya. Üçlü yatağı abi. Ve reis hep orada. Burayı çekersen. Yani komşuyoruz ya. Duvara ne oldu? Ya duvara mı? Hayır ya. Duvara şey oldu ya. Ya duvara bizim iki tane arkadaş geldi. Bizim canlı yayından. Bir kızla bir erkek. Burada bunlar bir akşam kaldılar. Sabahleyin böyleydi. O zamandan beri de bu işi biz çözemedik. Yani ben buna... içki falan mı acaba? Ya içki değil, bilmiyorum. Bu ne? Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir porsiyon boşalma yok arkadaşlar. Bu şey olamaz. Sanatsal duruyor. Bu cinsel bir şeyse, cinselliğin getirdiği bir lekeyse, bu olsa olsa squirt olabilir. O da sağlam yani, böyle hani bilmiyorum, anladınız mı yani, yoğunluklu, o bile bak, o bile fazla bu işe yani. Ha yani bu şey olamaz, anladın mı, hani bu kadar çıkmaz çünkü şey yapmaz, ondan sonra bak bana dokunma kanka, amına koyayım, ne olabilir, ne lan bu, buralarda fışkırma hani şu Allah Allah, şuradan diyeceğim ama o gece orada da şuradan diyeceğim diye hesaplama yapıyor baba ya. Oradan oraya abi, bu çok fazla bir miktar ya. Bu seksüel bir şeyse yine bence şey olabilir. Böyle birbirlerinin üzerine belki alkol dökmeli bir şeyler yaptılarsa olabilir. Yoksa akıl sır ermiyor buna, amına koyayım. Hiçbir şekilde sıvı bir şey yok. Hani nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Zaten evi komple boyatacağım ya. Evet. Kumar diyorduk. Kumar oynayan. Ben kumar oynayan 30 yaşında, 40 yaşında insanlara üzülmüyorum. Oynayın. Daha da çok batın, daha da çok borcun içine girin. 3 bin lirayı kurtarmak için 50 bin lira verin ama bir genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben ona bari o kadar canım gidiyor, o kadar üzülüyorum ki oynamasınlar. Zaten garibansınız. Ya adam çok kolpa gibi ya. Ha? Ya kumarla zengin mi olmaya çalışıyorsunuz? Kumar. Adam da bize eğiliyor ama. Lüks işi. Zengin işi. Ya milyoner sen oynayın. Tamam mı? Zengin işi. Sen 20 bin lira bugün 30 bin TL, 50 bin TL para harcayacaksan, sana koymayacaksa kardeşim otur oyna. Ama sen asgari ücrette çalışıyorsan ya da babandan 300-500 TL para alıp... Yoktur ya, kim böyle yapar ki chat? Bununla kumara giriyorsan kusura bakma da sen zaten yani sürüneceksin. Bitiksin, anladın mı? Yapmayın abi. Bak ben söylüyorum. Bak ben sosyal medyanın içindeyim ve bu kumar işini yapan... Arkadaşlar... Bir kere kumarı kendi paranla oynamayacaksın hiçbir zaman. O yüzden gidip bankaya kredi çekeceksin kardeşim. Kendi paranla oynamamış olacaksın. Onlar böyle kumar yayıncıları falan filan var. Ha bizim o çevremizdeki insanlar. Ya çevremizdeki derken şey yani. Şey diyeceğim, bu bir sıkıntı olur bana. Şey dur burayı şey yapalım. Burayı kırpalım, tekrardan alalım. Alttan tayfa. Ben sıkıntı çıkarttım burada. Sen yapmıyorsan sıkıntı yok. Ben yapmıyorum baba, ben yapmıyorum da. Çevremizden derken biliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Hani? Yok bu yanlış anlaşılmaz. İsim vermiyorum, bir şey vermiyorum. İsimle benim zaten şey değil. Hiçbir ama şey yani bunlara inanmayın, anlatabiliyor muyum? İnanmayın, oynamayın. İnanmayın, oynamayın ya. Ne diyeyim abi, daha ne diyeyim abi? Ne diyeyim abi? Söyle bana ne diyeyim. Araba mı aldın kumardan? İki araba verirsin geri, merak etme. Oğlum kumarın kaybedeni kazananıdır. Cümle anlayana. Bu arada burası benim ütü odası, çamaşır odası. Bir girebilir miyim? Tabii. Biraz da dağınık, kusura bakmayın. Abi ev dediğin dağınık oluyor ya. Ya vallahi yani. Bence güzel. Ya benim çok kıyafet var. Çok kıyafet ama kilo aldığım için hiçbir olmuyor. He o sıkıntı. Hiçbir olmuyor. Peki... Kendin. Ters söylemedim, anlamadınız ki amına koyayım, anlamadınız. O yüzden anlayana. Kıyafet almıyorum. Niye biliyor musun?
Çünkü inanıyorum tekrardan zayıflayacağım, eski bedenime gireceğim. Onu soracaktım. Asla bunu kabullenmiyorum. Asla kendi bu kilo almış halime kabullenmediğim için alışverişe çıkmıyorum. Kaliteli yerden giyiniyorsun bir de. Bu arada Türk markası biliyorsun. Evet. Kim saydı? Bünyamin Bey. Evet. Bünyamin insan ama güzel ya, tasarımları falan harbiden. Ya güzel. Kaliteli mi? Güzel baba, güzel. Bende bir sweatshirt var Les Benjamin'sin. Yani böyle bir tasarım yok. Ne zaman Instagram'a atsam linkini soruyorlar. Ulan bana da hediye geldi. Link yok. Şimdi insanlar beni izleyecek. Aa diyecekler bu çocuk. Toilet tutanlar haberi konusunda verirdiniz değil mi? Demeyeceğim tabii ki. Hani bu çocuk diyecekler ki bana hani böyle sosyal medyada. Beklemiyordum. Sen böyle vakit güldürüyorsun beni. Hani diyecekler ki böyle sosyal medya. Abi sosyal medya çok güzel bir yer. Her şeye ulaşabildiğin, her şeye böyle tık 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 tık. Burada içeri geçelim, yani burada ayakta evet, kaldık. İçeri geçelim baba, içeri geçelim. Niye burada ayakta kaldık? Sanki burada mecburmuşuz. Çocuk tam ortamcı ama ha. Mesela bunu bir ortama alırsan muhtemelen güldürür, eğlendirir, sürekli eğler yani ortamı. Öyle bir çocuğa benziyor. Ama çok da kolpa aynı zamanda. Bir de potansiyel Fedon dinleyicisi. Ya sosyal medya çok güzel ama kullanacaksın. İyi kullan. Bu arada bunu çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani bunu aç karnına mı kullanacağım, ne yapacağım? Yok, aynen. Sabah kardiyo yapıyor musun? Sabah kardiyo yapacağım. Bunu aç karnına 2 kapsül, ben bundan çok fayda aldım o yüzden sağ olun. Bu kalbe falan vurmaz değil mi? Ben bazen çok, kalbe... Çok vurmaz. Böyle bu senin markan mı? Aynen, benim sponsorum. Senin sponsorun ne bu? Haikyuu. Dur söyleyeyim. Haikyuu. Haikyuu. Ben deneyeceğim. Burada kaç kapsül var? 60 mı? 60 kapsül. 120 kapsül, 60 servis. 120. Her seferinde 2 tane kapsül atacağım. Aynen. 2 tane kapsül 60 gün. 2 ay sonra ben şey yapacağım. Fotoğraf paylaşacağım. Diyeceğim ki evet, Haikyuu işe yarıyordu. Haikyuu'yu da bağlamasını istersin bir. Al sana sponsorluk. Bok gibi diyeceğim, almayın diyeceğim. Söyleyeceğim, kusura bakma. Ben Haikyuu kullanacağım. Ama tabii. Ben Haikyuu kullanacağım ve ben diyet yapacağım. Bak ben söylüyorum. Diyet yapacağım. Diyet listesine sen hazırlayacaksın baba. Diyet listesi ben sana. Ama parantez içinde bunlar tabii sihirli değnek değildir. Diyet ve tabii ki antrenman olmadan hiçbir işe yaramaz. Baba bir şey diyeceğim. Yok, yıllarca ben şey yaptım. Sen söyle. Bay bay ya. Ben Max kullandığım şeyi söyleyeyim mi? Efedrin. Bir de klambitorol. Max kullandığım şey. En zararlısı onlar. Ya sakın kullanmayın bu arada. Ha. Ölürsünüz. Hayır, efedrin de klambitorol. O Max şeyi de kullandım. Sen söyle. Artık gitmiyor. Tamam, dip gitmiyor. Hani yağ yakamıyorum. Evet. Ama çok tehlikeli onlar. Ya tehlikeli, biraz çünkü tak kalp çarpısı yapıyordu. Çünkü klambitorol dediği ilaç yani. Atlara veriliyor, atlara. Fazla atlar içer... kullanıyor, atlar daha çok koşsun diye. Evet, fazla içerseniz. Fazla değil. Bilginin siklenmesi. Biliyorsun haftalık onların yok. Şeyleri var. Fazla onlar içerseniz, hani kolay bir intihar yöntemidir. O yüzden bence kesinlikle uzak durun. Hani steroidlerden daha tehlikeli çünkü direkt kalbe vuruyor. Doğru. Steroid hayatımda bir şey yapmadım, sen söyle. Steroid. Kullanmadım. Steroid birazcık şey geliyordu bana. Sen söyle. Testosteroidli mi lan? Kullanılacak evreye geldim. Ama onu kullansam yarışma falan şey yapıyordu. Gerek. Ben bu arada steroid muhabbeti falan hiç sikimde değil. Bu böyle sporcularda... Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Sus artık ya. Nereden susuyorum sana? Sus. Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık. Sus ya. Allah'ım çıldıracağım. Sus ya. Steroid böyle sporcular arasında böyle bir tabu ya, böyle hani kullanan adam değildir gibi bir muamele görüyorlar ya. Ben dışarıdan birisi olarak pek sikimde değil açıkçası ya hani. Geçiyordu. Sonra sosyal medya falan. Onu mesleğin varsa yapacaksın baba. Sence değil mi? I don't know abi, belki çok uzun süredir yapıyorsa olabilir bu vücudu yani. Yok. Testonun vücudunu herhalde gerçekten doğal, hiç steroid kullanmadan 7 ila 10 sene düzenli sporda olabilir bence. Hayır, sigara yok. Yalan olmasın, alkol nadiren var. Gece yemeği çok var. Gece. Allah Allah, siz niye olmayacağınızı düşünüyorsunuz 10 senede? Dışarıdan bile. Gece dışarıdan. Dışarıdan, içeriden. Mesrep! Kesene bereket yavrum. Üçüncü ayı. Hoş gelmişsin canım. Eyvallah. Abi sınırı var diyorsunuz da sınırını genetik belirliyor yani. Adamın genetiği Allah yürü ya kulum dediyse olur, niye olmasın? Sağdan sağdan soldan. Yani illa amına koyayım niye bunu, zargana bir vücut nereye gelir gibi düşünmeyin yani. Gece çok oluyor. Yani evde çok yemek yapıyor gibi bir durmuyorsun çünkü. Olaylar. İki senede böyle bir vücut steroidsiz, ben abi dediğim gibi testonun bu vücudu doğal olarak 10 sene civarında falan düzenli yaptıysan olur bence. Laptop'tan yapıyorsun yayını.
Hayır, telefondan mı? Telefondan mı? Tabii canım, laptoptan ne yayın yapacaksın? Ne bileyim, genelde. Ya telefondan ben şöyle göstereyim ya. Bilgisayardan yaparlar ya. Bu da reklam olsun, o kadar da reklamımız olsun o yani. Olur. O kadar olsun. Bu reklam koymuşlar, bir saniye. Ha böyle. Uygulama. Burada böyle reklam. Şey reklam diyorum, burada böyle yayın yapıyoruz. Allah süperler. Allah, oradaki kızlar. Sahipleri de tanıdığımız çok güzel insanlar. Sahipleri tanıdığınız güzel insanlar mı? Yayından bence iyi para kazanıyorsun gibi geliyor. Şimdi öyle bir söylüyorsun ki yani ne kadar para kazan? Ya şimdi sana göre, şimdi kime göre iyi, kime göre kötü? Evet. Hamdolsun çok şükür her şey. Altı haneli kazanıyorsundur. Tabii canım, altı haneli bir zahmet kazanalım, bırak altı haneli. Altı haneli 100.000 TL üstü mü diyorsun? Tabii. Bir zahmet kazanalım mı? 100.000 TL üstü kazanalım mı? 100.000 TL'nin altına ben ne yazacağım? Yani ülkede altı... Süperlerden mi altı haneli kazanıyorsun amına koyayım ya? Altı haneli kazanan çok kişi yok. Azınlıktasın. Azınlıkta mıyız? Şimdi... Altı haneli dediğin senin şimdi... 100.000 TL değil mi baba? 100.000... Ama hani 100.000 TL altı haneli oluyor. Ama 100.000 TL bir kuruş değil tabii. Minimum 100.000 TL, altı haneli. Hani 750.000 TL de olabilir, anladın mı? Tabii ki, ama yaşadığım hayata bakar mısın? Ne kadar, ne kadar indirgenmiş bir hayat. Mütevazi yaşıyorsun. Ne kadar mütevazi? Uf, götken be usta, mütevazi hayat. Altı hane birem değil mi? Aynen aşko, birem ya. Ayda birem. Şu anda 100.000 TL alan meslek grubu Türkiye'de kim var abi? Doktor almıyordur ya. 100.000 lira alıyor mu doktor? Maaş olarak doktor. Doktor 100.000 lira alıyor mu lan? Fazlası var. Geçiyor bile. Yani her doktor olan 100.000 mi alıyor oğlum? Devlette değil. Oğlum doktora zam mı geldi ya? Evet, 70-80 bin falan değil mi? Hatta biz bunu yine konuşmuştuk birkaç ay önce. Bir 3-4 ay önce belki. Twitch'te konuşmuştuk biz bunu. Da o zaman 70-90 arası bir şeydi. Ne ara 130 oldu la? Ya tabii doktorun becerilerine göre, konumuna göre oynuyordur maaş da. Benim sorduğum avaraj arkadaşlar. Hani böyle kademesi çok yüksek gibi değil. Birinci sınıf hakim savcı maaşı 73K. Bunu göstermek zorundayım. Neyse, önemli. Kalem var mı yanınızda bir tane kalem? Bende var. He? Bir tane kalem, tükenmez kalem. Ne yapacaksın abi? Kurşun olmaz mı? Kurşun da olur. Bak, Faber-Castell en iyisi. Hiç önemli değil, Faber-Castell. Vay, Casio kullanıyor. Tayland'da Casio'cu. Hala öğrenciyim, o yüzden... Casio değil mi o saat? Finaller için. He. Bir saniye. Bende de var Casio, gümüş renk. Casio iyidir. Ucu içine kaçtı. Hiç ver canlandırma. Şey yapacağım ben. Betimleme yapacağım. Yazmayacağım. Ben betimleme yapacağım. Kalem olması lazım elimde. O zaman kaleme de gerek yok. Şöyle yap. Ha, yok, kalem olsun elimde ya. Bir tık hani havaya girin. Kadir, akşam hoş oturmuşum. Geldin yavrum. Ay. Evimdeyim. Akşam Türkiye'nin maçı var ya da vesaire, bir benzine zam geldi. Ya da bir şey oldu. Tamam mı? Yani bir şey var. Ülkemiz savaşa giriyor. Bir şey var yani. Hani ülkeleri kasma. Yazarım akşam. Bu arada geçen benzine zam geldi arkadaşlar. 1 lira galiba. Yarın tak 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 tak. Tak tak tak, bununla alakalı şöyle 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 cümleler böyle içerik üretilecek. Yazarım. 85 kuruş. Gündeme dair. Tabii, gündeme dair. Yazarım. Hop, kapatırım. Akşam bunu çalışırım. Sabah bunu hazırlamış olurum. Allah razı olsun. Ekibimizle birlikte çıkarız, gideriz, videomuzu çekeriz. Ama ne için çekeriz biliyor musun? Herhangi bir maddi gelir için değil, bir... Allah Allah! Allah Allah! Bir kazancım yok! Evet. Ben tamamıyla ne istiyorum biliyor musun? İnsanlar böyle kaynaşalım, bir tık ilerleyip bir şey olsun isteyelim. Ya abi... Türkiye öyle bir halde ki birinin işini para için yapmaması mümkün değil amına koyayım ya. Mümkün değil abi Türkiye'nin olduğu halde. Kim keyfine iş yapar lan?
ben şey yapıyorum. Hani benim hoşuma giden şey bu. Gözlük on numara abi. Zaten o videonun Instagram'da izlenmesine bir gelir elde edemiyorsun. Les Benjamins giyiyor amık. Oğlum çok mu pahalı lan Bünyamin'inki? Les Benjamins. Ne diyek? Les Benjamin fiyat. Sikiyorsa söveceğim bu arada. Ya kanka siktir git ya. Öf, bıktım bu brand hilelerinden, marka hilelerinden. Bir isim yaratıp ürünün kalitesinden bağımsız fiyat çekmelerden. Vallahi çok sıkıldım ya. 3000 lira tişört ya. 4000 lira crop. Bir tane marka yarat. Parasını marka üzerinden şişir. Maliyetinin 20 kat üzerine sat. Sen ne diyorsun asıl Can Uzuner? Sen siktir git amına koyayım. Siktir git 4K'ya tişört al. Siktir git. Hayır, her böyle 10 numara kalite olur her şey. Yani arka plandaki maliyet çıkan işte bu fiyata şey olur, denk olur, anlarım. Ben şeye ayar oluyorum, marka şişirmelerine ayar oluyorum. Bu Bünyamin gözümüzün önünde büyüdü ya. Bu koronada olmadı mı Bünyamin? Zaten elde etmiyorum. Ben YouTube kanalı benim zamanda vardı. 250 bin takipçi oldu. Sonra ben saldım YouTube'u. Benim 6 tane videom vardı 2020 yılında. Ben saldım YouTube'u. Uğraşamam. Mesaj bana geliyor. Size gelmedi bıraktım. Mesaj. Şu kalem de şeye gitmesin. Bana geldi. Ha, sen o kalem al baba ya. Bu kalem benim bu arada üniversite sınavına. Bu arada ben üniversiteyi tam burslu kazandım. Türkiye'de 4000. oldum Sözel'de. Hangi arkadaşlar? Mantıp Üniversitesi. Ben 4000. oldum. Hangi bölüm? Sizin ben. Bölüm biraz dandik gözükebilir. Radyo, TV, sinema. Ama tam burslu kazandım. Niye dandik olsun ki? Tam burslu kazandım. Türkiye'de ilk sene ben kazanamadım üniversiteyi. Daha doğrusu ailem benim hukuk okumamı istiyordu. Size gelmez oğlum o mesaj. İkinci sene çalıştım. Türkiye'de 4158. oldum tam. Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi hepsini tam burslu kazanabiliyordum. O zaman evime en yakın diye Maltepe Üniversitesi'ni 1'e yazdım. Sadece 4 kişiydik tam burslu. Bir tanesi bendim. Bitirdin. Hayır ya ben 6. ay bıraktım okulu. Hala sıkıldın devam ediyor okul. Sıkıldın. Ya boş iş okumak be. Neyinde sıkıldım? Boş iş okumak. Ben sosyal medya falan filan takıldım sonra. Boş iş oku. Okusam ne olacak? Hoca bir gün bana dedi ki al dedi bu ödev ne dedi. Çık git dedi. Ben o günden sonra okula gitmedim. O çocuklara kötü örnek oluyorsun şu anda. Kötü örnek değil. Ben tamamıyla söylüyorum. Okul okumak kadar eğer hukuk. Bak söylüyorum. Bölümü hukuk, tıp, mühendis. Dışında yazılım bir de dördü. Dışında okul okuyorsan kardeşim kusura bakma da sen babanın parasını yiyorsun. Hiç babanı da yorma, kendini de yorma. Git kardeşim tamam mı? Git. Git kendi işini yap. Git kendi artık nerede yeteneklisin? Abi yabancı ülkede öyle kusura bakma. Kısmen katılıyorum. E ne oldu? Benim üniversiteden mezun olan arkadaşlarım ne oldu? Neredeler şimdi? Bir tanesi A101'de çalışıyor. Kusura bakma. A101'de çalışıyorum ben küçümsemiyorum. E kardeşim madem bu kadar okuyup A101'de çalışacaktın niye okudun ki? Niye sen annene babana bu kadar okul parası, masraf parası, cebine yemek parası, yol parası ödettin ki. Bak ben burada bir ders niteliğinde bir şey söylüyorum aslında. Bu doğru bir söz. Doğru söze bir şey denmez. Zayıflayacağım. Bu arada eyvallah. Ayakta kaldım. Video nasıl gidiyor şu anda? Video bitiyor mu? Video şu an yorum nasıl? Yok. Keseriz. Abla sıkıntı yok. Şu an bitmeye yakın. Bitmeye yakın mı? Evet. Zaten biz geleli yaklaşık bir saat olmuş. Sen o sohbet çok şey. Ben seni hiç konuşturmadım. Senin. Yo ben. Sen otur. Sen otur sana ben içecek emir içeceğim. Ver ona. İçeceksin kahve. Ayıp ediyorsun. Allah canım içeceksin kahve. Abi, niye içmiyorum biliyor musun? Uyuyamıyorum gece. Beni çağırıyor. Ben çünkü kahve içerim. Ya saat kaç? Kahve içen biri değil. Sen kaçta uyuyorsun? 9-10. Bir de kahve. Ne? Tavuk gameplay abi. Abi tavuk gameplay. 9-10'da oynayan, 9-10'da uyuyan tavuk gameplay yapıyordur. 9-10 mu? Sen sabah 5'te kardiyoya mı kalkıyorsun yoksa? Arada kalkıyorum 6-7-8. Şey diyeceğim. Ben de uyuyorum öyle. Oğlum modern dönemde nasıl amına koyayım 9-10'da uyuyabiliyorsunuz la? Her yerde elektronikler, akşam entertainmentları, hani ne bileyim. Ya bak çalışsan bile 9-10 arasında uyumuyorsun gene anladın mı? 11-12 gibi.
Sabah shiftimse ben de onda uyuyorum. Allah Allah. Helal olsun arkadaşlar, helal olsun. Hani 9-10 erken bence. 11-12 anladın mı? 5'te kalkarsan 10'da uyunur by the way. Tabii 5'te kalkış varsa. Yani arkadaşlar insan hayvan bedenine göre uyuyup kalkmayı başarıyorsunuz. Hani yani imsakla kalkıyorsunuz bazılarınız o zaman. Değil mi? Akşam yatsıyla da uyuyorsunuz. Güneş kalkıyor, yatıyorsunuz, uyanıyorsunuz. Güneş batıyor, yatıyorsunuz. Namaz gibi düşünmeyin, vakit olarak düşünün. Namaza kalkıyorsunuz gibi değil. Hadi benimki sağlıksız. Tamam izbesi. Eyvallah ama 9-10 da biraz erken modern dönemde ya. Hadi ben benim işim bu oğlum. Benim işim maalesef boş vakti olan, bilgisayarda izleyecek bir şey arayan insanları veya televizyonda eylemek. Ve bu maalesef geç saatlere kayan bir iş. Bizim işimiz bu. Biz işten muzdaribiz. Red Bull'dan nefret ederim. Bak kahve içerim. Maalesef tabii amına koyayım. Ben insan eyleyip para kazanacağım diye sabah 4'e kadar yayın yapıyorum yani. 12 saat PC başı oturup yayın yapıyoruz abi. Eylemiyoruz mu sizi amık? Eylemiyoruz mu? Nefret ederim bu arada. Sırf kahveleri gelince falan diye şey. Kahveyi gerçekten seven biri değilim. Nadiren içerim. Maalesef denmez ama mı? Oğlum maalesef üstüne alınmak istiyorsan alın maalesef benim için. Çünkü ben bu iş sayesinde uyku düzeni yapamıyorum. Yani iyi para kazanıyorum ama sürekli sağlığımdan tık 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 gidiyor. Bakalım 10 sene sonra götüme girecek mi? Pekmez verip köyden geldi. Ben bir bardak daha su içerim. Vallahi. Dolap zaten bomboş. Doğru söylesin dolap. O yüzden yorma hiç geldi. Ya şimdi bu bardaklarla içtik diye başımız belaya girmesin. Hayır canım ya, istiyorsan başka bardakla vereyim bir şey. Sen rahatsız oluyorsan. Ya Mighty Satan sektir git ya. Sektir git ya. Arkadaşlar her işin kendi zorluğu var. Yayıncılığın da oldukça zor yanları var. Ve bunların %99'u psikolojik. Evet hiçbir şeyi yok. Hiçbir fiziksel yükü yok. Ama psikolojide bir şey diyeyim mi? Ne yaptığını anlamıyorsan, neye maruz kaldığını bilmiyorsan delirirsin abi. Delirirsin. Akıl hastası olursun. Bizim mesleğin side effect'i akıl hastası abi. Akıl hastalığı çok hafife alınacak bir şey değil. Onu söyleyeyim yani. Yok niye rahatsız olacağım? Ayakkabılarınız hepsi aynı olur. Oğlum bazılarınızı ben desem ki arkadaşlar şimdi ben seni tutuyorum. 8 saat 5 kişiyle muhatap olacaksın. O 5 kişiyle oturmak zorundasın. Daral gelir değil mi amına koyayım? Sosyal olarak yaşadığın şeyi düşün. Sen burada her tip insandan her türlü yorumu alıyorsun. Bir de aranızdan bazılarının ne adab-ı muaşeret bilgisi var ne hayat tecrübesi var. Yarrak yarrak konuşuyor amına koyayım. Onlara he demek zorundasın. Anladın mı? Hani biraz kendi işimi roastlayayım eyvallah. Bu yanları var ya, her gün insanla muhatap olmak zorundasın abicim. Ve bu insanların yorumlarının da belli bir kısmı senin kişiliğinle alakalı oluyor. Yani arkadaş düzenli olarak kişiliğine naf yediğin iş var mı? Zorlukları var yani abi. Psikolojik zorlukları bunların. Arkadaşlar beyaz yakalarda zorbalık oluyor. Bizim işimizin raconu bu yani. Ama takıntılı bir insansın. Ne konuda? Mesela bu hiç normal hani bir şey. Basite almayın. Yayıncılığın da zorluğu var diyorum. İnsanı insaniyetinden çıkarır diyorum. Ruhundan parçalar götürür diyorum. Çok insanla anlayın ya kardeş ya. Çeksen mi şunları bir? Yani adamın ayakkabıları 1-2-3-4 çift hepsi aynı. Takıntılı ya, tişörtlerim de aynı. Bazı mağara adamları için ama şey abi arkadaşlar olay. Sırtında taş taşımıyorsa iş kolaydır abi. Veya işte 8 saat hardcore fiziksel enerji harcamıyorsa o iş kolaydır. Yani işin bütün emek zorluk endeksini harcadığın fiziksel enerjiye kitlemiş mağara adamları abi. Şu anda 20 tane var bende. Aynı tişörtten 20 tane var. Enteresan bir ruh halim var. Değiştirmeyi sevmiyorum. Çanta orijinal mi? Çanta orijinal evet. Çanta ben orijinal. Çok severim markayı. Benim kartlıkta selin gösterim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bunu seviyor musun?
Markayı severim ama çantayı mantayı verme sakın. Öyle. Çantayı ben sana hediye ediyorum. Hayır, bu çanta hiç kullanılmadı bu arada. Asla ama. Sadece Kıbrıs'a gittiğimde bu çantanın içine Kıbrıs'ta kumarhanede kazandığım paraları koymuştum. Kumar oynamaz abi adam, kumar oynamaz bu arada. Ondan sonra bu parayı, bu çantayı bir daha hiç kullanmadım. Yok ben vallahi onun için demedim. Ben de sevdiğim bir marka. Gözüküyor mu? Şöyle bakayım ben de. Katya? Ne oldu kızım, ne arıyorsun? Efendim? Öldürme mi? Ha, sinek öldürücü. Şey, o nerede? Bilmiyorum. Yanda ne oluyor? Annen mi burada? Kız geldi oğlum. Boynumuz kıldan ince. Ne? Kartlığın seviyorum. Ya bu bir tık hani sana... Gel öp beni hadi. Ama sonra git buradan. Yayın yapıyorum. Pardon. Ağzımı kapattım. Allah mikrofon düştü sana. Annen yanında mı? Hayır. Tamam. Daha gitmedik tatile. Bugün tatil öncesi son yayın. Bir tık kadınsal hani, bir tık kadınsal. Kabul etmem ya. Hayır, bir şey söyleyeyim ya. Almazsan şerefsiz evladıyım. Büyük bozacağız. Ben sen elin boş gelmedin, ayıp edersin ya. Yemin olsun bir kere kullandım. İstiyorsan bakabilirsin. Bir kere kullandım. Etiketi ne daha? Çünkü ben, bak vermen için söylemedim. Yemin ben ne vermen için? Ben de alman için söylemedim. Ben sadece sana rica ediyorum. Senden sadece rica ediyorum. Senden sadece rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir kere kullanıldı. Hiçbirinde hiçbir şey göremezsin. Rica, Allah senden Allah. Rica ediyorum. Senden rica ediyorum. Etme. Hayır abi. Hayır, hayır şansı yok mu? Senden rica ediyorum. Ben senin ne kadar emek verdiğini, hayatta bir şeyleri ne kadar tırnaklarına kazıyarak buralara geldiğini suratından görebiliyorum bu arada. Teşekkür ederim. Yani ben sana açık ve net söylüyorum. Vallahi teşekkür ederim ama gerçekten öyle bir imalı, o çanta ne güzelmiş falan filan. Hayır canım, istiyorsan ima falan etmedim. Başka gerçekten bir şey ima et, hepsini vereyim onu. Yok, sıkıntı yok ama nereden bileyim. Problem değil, ondan yana sıkıntı yok. Ben şuraya asayım, unutmazsam. Bu kapıyı asalım. Kapıyı asarsak unutmayız. Öyle bir şey olmaz ama biz. Sen bizim bir misafirimizsin sen. Ama neyse. Bu arada senin takipçi makipçin benim şeyimde değil ha. Ben senin videolarını görüyordum. Ben senin efendi takipçi halini, şeyini değil sevdiğim için. Yoksa ben yapmam. Çok ben umurunda değilim. Ya Emre ya, yetkin yok. Daha ne yazıyoruz da veriyoruz? Mod, Brainwazer, al yarrak. Aa ben geçen 20 yaz bakayım var mı kılıcım? 26 yaşından, 26,5 yaşıma gelmişim. Giresunlusu. Giresun oğlum, nereden bakıyoruz lan hayata? Giresun, Şebin Karahisar. Şey, adı ne? Ben neyi takayım? Ben kendi halimde takılıyorum. Kendi halimde bir insanım. Sen de, senin memleketler olsun. Onun için. Ben de Kars'tayım. Kars, Digor değil mi canım? Yok, AKK. AKK, Allah Allah. Digor'la biraz şey oluyor ya. Digor'lu tanıdın mı? Yok, Digor tanıyor mu? Para olmayan yerde kumar çok döner. Kapı bu arada rüzgar yapıyor, sen ona bakıyorsun. Evet, bir ses geldi. O rüzgar yapıyor kapı, şey değil. Para olmayan yerde kumar çok döner. Çünkü insan 3 kazanır ama 10 liraya ihtiyacı vardır. O 3'ü 10 yapayım derken 3 lirasından da olur. Bu arada senin ailen asker falan var mı? Yok. Yok. Asker, komutan. Yok, keşke olsa, isterim. Vallahi. Arkadaşlar kapanışta bir şey yoksa 2 dakika kurtarabiliriz bence bu videodan. Bu videodan alacağımızı, aldığımızı düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar... Hangisi Cengiz Han, Kıyam Çiçek ev ziyareti mi, Mustafa Şoray ev ziyareti mi arkadaşlar? Sedo var. Ne var abi en son? Hiçbir şey yok kanka. Testosayla Amerika'da vücut yapsaydı beğenirdin değil mi? Testosayla bu bisepleri jimsek kim yapsaydı beğenirdin. Ama testosterone Türkiye'de vücut yapıyor. Ve testosterone sadece birçok çocuk vücut yapıyor. Birçok çocuk sigara olsa çok çalışkanlarından sonra anlıyor musun kardeşim? Anlıyor musun? 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 Sonra niye küfür yiyorum?